Levent abi seninle başlayalım. Galatasaray açısından e, tabii zordu. Oynamak isteyen takımlar için ya da e, teknik kabiliyeti yüksek takımlar için bu zeminlerde mücadele etmek kolay değil. E, Fatih Hoca da e, bundan hareketle işte Onye Kuru gibi ya daha yerden oynayacak, daha işte e, o şekilde hız yapacak. Yedlin de aynı şekilde aslında. Hani e, o şekilde giden bir oyuncu. Evet. Bazı oyuncuları oynatmadı. Babel, şey Berhan da keza oynatmadı. Donku oynatmadı. Donku bilemiyorum bir e, yorgunluk mu düşündü. E, ve bu değişikliklerle e, daha işte kar şartlarına alışkın oyuncular diyeyim. Ne bileyim Lines gibi Norveçli. Babel Hollanda hani kuzey şartlarına alışkın. Öyle mi düşündü? E, bunların altını dolduralım. Biraz sanki zemin için e, erken maaşlılar acaba o brandaları? 2,5 tamam. saatte toplanıyormuş. İşte hani Ama hakem 2 saat... saat, evvel geliyormuş. Gelmek zorundaymış. Erman abi anlattı. Bir de, Bağlandı bir de açılmıştı. Acaba hani böyle evet. bir 3'e kadar falan bekleyebilirler i̇şte mi? Bakacaklar ama bir de kadar. açacaklar. Sahayı yapacaklar çizgileri çizecekler. Dolayısıyla yetişmez diye. Yetişmez diye. Yani ee, benim aldığım bilgi Bir hayli yok. zarar gördü zemin ha. ama yine Çok de Çok gördü. E, yine de en azından oynandı. Çünkü şu yoğun maç takviminde oynanması da önemliydi. Şöyle bir toparlamanı rica ediyorum senden ilk bölümde. Şimdi öncelikle sondan başlayayım. E, futbolda bir teknik adam adaletli olması lazım. E, donk kupa maçında hata yaptı. Hani itme kalkma var ama sen garanti oynaman lazım orada. Ciddi. Marka çok eleştirildi, ailesine çok, çok saldırı çok. oldu. Ama ona destek çıktı hoca Oyundamayı oynatmak tağlıydı, güçlü, kuvvetli. Bu sahaların oyuncusu. Hı hı. Yani artı dediğim gibi fizik gücü üst düzey olan oyuncuları mücadele edebilecek, çalışabilecek oyuncuları tercih etti. Yani evet. bu Belanda ile falan olacak diye Belanda'nın maç maçı içerisine girdikten sonra kaptırdığı toplar var, götüremedi. Yani bunlar topu kullanabilen oyuncular. Tabii e, bu daha zeminde çok, olmaz evet, o iş. Şey. Mesela ya yani Ömer Bayram daha çok fizik gücü olan bir oyuncu. Lines bu şekilde, e, ama böyle. Yani Etebo inanılmaz oynadı bugün Etebo. Yani bana sorsan çok çalıştı, çok iyi mücadele etti. Bunu inkar edemeyiz. Mustafa çok mücadele etti ama bu zeminde istediği pasları alamadı. Şimdi Galatasaray'ın genel olarak oyun bakışına bakarsak bu kötü zeminde, ağır zeminde ve iklim şartlarında e, girdiği ilk 10 dakikadaki 12 tane pozisyon 9 tane net pozisyonu var. Bir tanesi gol bunu. Çeyrek saatlik e, dilimde çok etkiliydi. İnanılmaz. 26'da Babel'in şutunu Ertuğrul çıkardı. Yani bir tane e, isabetli şutu yoktu devre bittiğinde şey, Paşa'nın. İki deneme sıfır isabet. Evet. Yani şimdi bir gerçek var ki futbolun doğru bir adaleti varsa oynayan, isteyen, coşkusunu ön tarafa koyan Galatasaray takımıydı. İkinci Us yarı için... İkinci yarı, yani ikinci yarı şok golle Galatasaray'ı hocaları şoka soktu. Yani Markan'ın kontrolündeki, defans oyuncusunun kontrolündeki bir topa Mustafa'nın çıkmasının bir anlamı yoktu ki. Evet. Ve boşa çıktı. Alsa problem değil ve olmayan, yani pozisyon olmayan bir gol oldu. Ondan hiç beklenmeyecek yani, hiç, bir hata ama yani onun var o hata kredisi. yani var, Tamam ama bu maçta kredisi yok. Bazı maçlarda bu maçta olmaz. Çünkü bu maç zor bir maç. Geri döndürmesi zor bir maç. Bak kaleci maçın içerisinde bu kadar çok pozisyon kurtardı Ertuğrul. Çok büyük bir hata yaptı penaltı neden oldu? Evet. Yani o penaltıyı Mustafa kullandı. Bence e, o saatte onu kullandığı zaman çok insan ürkmüştür diye düşünüyorum. Ama nefis bir penaltı attı. Yani Panenka penaltısı gibi göbekten attı o vuruşu yaptı. Sert bir şekilde. İyi topa vuran bir oyuncu, iyi çalışkan bir oyuncu. Galatasaray çok kritik bir maç kazandı. Çünkü Kasımpaşa ilk yarı kaybetmişti. Ya yani, dolayısıyla bunlar Galatasaray'da sıkıntı yaşayacak işlerdi. E, bence yani Galatasaray oyunun bütününde momuci kazanmaya hak etti. İki takım oyuncuları kutlamak lazım. Kasımpaşa da ayağa top oynayan bir takım. Galatasaray da ayağa top oynayan bir takım. Böyle bir zemin buna müsaade etmedi. Bazen top zemine takıldı. ya Yanlış pas ataları oldu. Orta hatta böyle evet. bir evet. çok kötü zemin. de yani eğer Galatasaray zaten brandayı koymasaymış böyle bir zemin ortaya çıkmazdı. Daha kötü bir zemin Daha çıkardı. Daha kötü olurdu. Kenarlarda en azından erken bir müdahale ettiler aslında yani da. Ettiler ve oynandı. İyi oynandı. Kaos olmadı bir ölçüde. Çünkü bir daha düşe kafanda başka maçlar var. Bir haftalık bir dinlenme sürecine girecek Galatasaray şimdi. Çünkü bir ara hafta boş biliyorsun ve bir hafta sonunda maçı oynayacak Galatasaray. Öyle biliyorum yani hafta içinde maç yok bildiğim kadarıyla. Bu hafta içi maç yok. Maç o anlamda yok. diyorsan. O anlamda söylüyorum. Hafta sonunda yani, bir nefes e, alacaklar bence Fatih. Hoca, gidiyor. Yani, bence Fatih Hoca işte bir veya iki gün oyunculara bir dinlenme payı verebilir diye düşünüyorum. Neden ne gelince veya pazar size verirler. Salı akşam gelin derler antama için. Hmm. Daha fazla dinlensin diye düşünüyorum. Bunu en iyi Reha Hoca bilir canım. O da e, bu maçları oynadı. Fizik olarak da Fizik olarak mental olarak da belki da ihtiyaç Belki oyuncularına böyle bir şey yapar. Çok ağır bir zeminden yattığı yeri kolay beğenmez. Bütün adeller ağrıyordur. Kolay bir maç değil. Hem doğayla zeminle artı büyükle oynuyorsun hocam. Yük veriyor sana sağa. Ağırlık veriyor yani. Kolay bir şey değil ki halı gibi sağda oynamak. Pas yapmak tam tersine ekstra bir mücadele tabii ortaya tabii, koyuyorsun. Tabii tabii %100. Ama dediğim gibi hani Galatasaray pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı. i̇stek, coşku da Galatasaray'daydı. Kasımpaşa alıştığımız coşkudan çok uzaktı oyuncular olarak. Ama Ertuğrul sahne aldı. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Dedim ki Fatih Hoca'nın ard arda yaptığı değişiklikler var. Bu değişiklikler Galatasaray'a enerji kattı. Daha çok Kasımpaşa Kalesi'nde baskı kurmasını sağladı ve Onyekuru hamlesinde ne kadar doğru olduğunu gördük. Galatasaray'a gelen iki tane oyuncunun ikinci yarıdaki yaptığı katkılar, Onyekuru golleriyle yaparken bugün yarattığı penaltıyla da de Onyekuru'ydu değil mi? Babel değildi de orada. Ben Babel dedim. Onyekuru'ydu. Artı bir de Mustafa her maçta golü var. Yani Galatasaray'da yani üçlük maçı, bir kupa maçı dördünde de gol attı. Evet, yani sonuçta kabul etmemiz gerekir ki çok başarılı ee, ama yani Galatasaray için 3 puandan daha fazlası bu. Çünkü Öyle psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Evinde tekrar Kasımpaşa'ya iki maçta toplam 5 puan kaybetmiş olacaktın puan kaybetseydin. Ama sonuçta yani kazanmak e, Galatasaraylı futbolcuları kadar Fatih Elim'i çok rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Luyendam'a çok zor koşullar altında önemli bir galibiyet aldıklarını söylüyor. Ee, sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim en iyi performans için çalışıyorum diyor ve 3 4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım. Bir mesaj veriyor hani Hocayı o da ben beni de oynatın da diyor ben evet. de bir e, daha iyi noktaya geliyor. Bir milyon oyuncu değil ya şimdi kalıplı oyuncu böyle oyuncular oynayacak. O maç trafiğinde oynayacak ki fit duruma gelecek. Ritmi yakalasın değil mi Tabii hocam? Öbür türlü Ex. yakalayamaz. Ama Beşiktaş başta ciddi iki hata yaptı. Yaptı ıskaladı. Yaptı. Bir de Bayağı bir yük bir topu var. kontrol etti. Topu geldi pozisyon gol oldu. Asis yaptı yani rakip. Ee, golü atan Telin kar yağışı benim için problem değil. Ben İsveçliyim diyor. <laughs> yani biz ne karlar gördük diyor. Ama orada zemin acaba nasıl sorun oluyor mu diyor. ona göre. Şu ısıtma olayını soracağım sana yalnız Levent abi. Ee, sorun yok. Sorun kar değil zemin. Zemin nedeniyle daha fazla mücadele sahne olan bir maçtı. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık demiş. Hakikaten Kardan değil zeminden oldu. Demin... E, var mı? Ben var, var. ısıtma var. var ama açmışlar sordum ama He. eksi 11 mi ne hissediliyor? Doğru hissediliyor sıcaklık. şimdi bir öyle. şey söyleyeyim bak ben Sivas'ta bir maç izledim. Sivas burada hem meclot yokmaz hem de ekibine teşekkür etmek lazım. Eski stadyumdayken beraber hmm. maç anlattık hatırlarsan evet, evet, Tokat'tan evet. geldik. Çok, anladık, değil Çok değil. soğuktu hava. Ama kenarda bir yer bozulmuştu. Buz tutuyordu orası. O Sivas'ın soğuğunda bile o ısıtmayla pırıl evet. pırıl bir zemin yaratmışlardı Sivas'ta evet. kabul edelim ki bunu iyi yapıyor Sivas bunu inkar edemeyiz ama bu soğuğa ne dayanır Allah aşkına yani şimdi biz e, olimpiyat stadıyla karşılaşıyoruz olimpiyat sadında bir şey yoktu ki zemin ısıtmadı 19 derece mi neydi ısısı 19.7 zemini ölçmüşler sıcaklık e o tabi ki pırıl pırıl bugün hiç kar yağmasa yağmur yağmasa Galatasaray'ın da zemini ölçsen o da 19.7 çıkar yani çünkü ısıtması var Fatih Terim bu stadın bozulduktan sonra bir daha yaptırtmıştı ve bir metreye indirdi zemini. Daha evvelden 50-60 santimdi su tutuyordu. Bir metreye indirdi ki su tutmasın diye. Galatasaray'ın stadı çok su tutmuyor ama çok bugün hiç durmadı ki kar ya. Doğru, Hep tipi çok, halinde yağdı. Çok, yani, ağır, çok yoğun kar var. E buna ne derler? Yani Galatasaray'ın oru diyorum ya bu sıcağa kar dayanmaz diye. Galatasaray 15 dakikadaki oyunda da kar dayanmaz gibiydi yani. Böyle pozisyonlara baktığımız zaman Galatasaray'ın. Ama bütün statların böyle olması lazım. Mesela Erman diyor ki e, hep zeminler iyi olsun. Kobayır ama ekstra maçlar oynuyor. Üç günde bir. Üç gün evvel Alanya maçını oynadı Galatasaray burada. Tabii. Üç gün sonra geliyorsun maç oynuyorsun. Ondan üç gün evvel oynuyorsun. bir maçta. E, ya yani şimdi maç daha. Yani sürekli maçlar. Sevgili kolay bir şey değil ya. Bu statlara bakmak. Bak ben bugün evet. izledim. Göstepe sadı pırıl pırıl. Güzeldi. Hatay'ın sadı pırıl pırıl. Güzeldi. Yani bunlar. Konya bile öyle veya iyiydi. Kar olmadığı için soğuk şehirler. Ama teknik kapasitesi Ermeni'nin dediği gibi oynayan oyuncular için her zaman zeminler iyi olacak. Bu zemin nedir? Bu zeminleri eskiden Ermen abilerin dönemi zemini. Bu, bu hibrit ya. değil mi bu zemin Levent evet, abi? Hibrit. Hibrit. Ermen abilerin dönemiydi bu. İnönü'de zeminler, bu zeminlerde futbol oynanıyordu. Ankara'da bu zeminlerde Sürekli böyleydi. Böyleydi. Evet. Ben bu zeminleri gördüm. Tabii. Bir tek en iyi zemin İzmir'deydi. Alsancak Stadı'ndaydı. Ne hocam bilir? Kömürdü zemin biliyorsun. Su tutmuyordu, çamur olmuyordu. O kadar da bilmiyorum. Yani ya, ya o kadar bilirsin <laughs> hocam ya. <laughs> evet Reha Hocam siz ne diyorsunuz? Yani bugün e, ona vurgu yaptık işte. Dedik ki, Erman Hoca da geldi bu arada. Yani bu zeminde oynamak kolay değil. Ayrı şartları var bu zeminin. Tabii ki her iki takım için de, her iki takımın oyuncuları için de geçerli bu. Ama o şartları da gözeterek e, oynamak ve oyun planını kurmak gerekiyor.